Herkese merhaba, kalın, hoş geldiniz. Yine arkadaki yansımamla beraberim. Birkaç gündür yoktum çünkü ben çalışıyordum aslında ama hani öyle çok şey çalışmıyordum. Mesela sabah çalışıyordum, akşam dışarıdaydım. Hani o şekilde olduğu için o yüzden vlog çekmedim. Bugün günlerden Perşembe, ayın 1 Ağustos. Evet, bugün 1 Ağustos. Pazartesi günden beri kargolar geliyor. Ben de bu kargoları biriktirdim ama tabii ki de açtım yani. Çünkü açmasam dayanamazdım. Ama şimdi sizleri de böyle tanıtmak istiyorum. Hani gelen kargoları sizlere göstermek istiyorum. Ondan sonrasında beraber ders çalışmak istiyorum. Bu arada bunu Bakırköy'den aldım. Ya 25 ya da 30 liraya aldım. Bunun aynısını Zara'dan aldığınızı düşünsenize. Kesinlikle 120 lira falan olurdu. Yani Belçika'da 100 liralı 120-150 falan olurdu. Şimdi bu doktrin yayınlarından biliyorsunuzdur, bilmeyenleriz yoktur diye düşünüyorum. Sıfırdan sonsuza geometri diye bir kitap göndermişler. Bu konu özetli yeni nesil soruları bir YouTube video destekli diyor ama video çözümleri YouTube'dan yok sanırım ama emin değilim. Yeni geldi o yüzden dolayı tam bakamadım hani video çözümleri var mı yok mu diye. Mesela iş sayfalarını size göstereyim. Konu özetli derken şurada pembe kısımlarında konuyu özetliyorlar. Ondan sonrasında sorular var. İş sayfaları bu şekilde. Geometrinin sıfırsa sınavlarda karşılaştığınız soruları çözerken zorlanıyorsanız gelecek sınavlarda sorulma ihtimali en yüksek olan soru tiplerine göre konuları kavrayıp yeni nesil sorularla pekiştirmek istiyorsanız elinizdeki kitap ihtiyacınız olan şeyi bulacaksınız diyor. En eksik elinizdeki kitapta. Benim geometrim iyi değil. Zaten ben size şey yazmıştım. Geometri kitap önerisi olan falan diye. Bu gerçekten çok iyi oldu. Ben bununla çalışırım. Ben aynı zamanda YouTube'da videolarını dinleyip geometriyi çözerim. Çünkü dediğim gibi geometrim çok iyi değil. Ne iyi ne kötü aslında. Sonra da AYT için sıfırdan sonsuza trigonometri, limit, türe ve integral gelmiş. Bunu henüz şimdi çözemem. Çünkü daha 12. sınıf derslerini görmedim. Yani limit ve türevi, limit türevi daha integrali falan görmediğim için pek bir bilgim yok. Bunun bu arada sıfırdan sonsuza matematiği, problemleri, fizik, kimyası, biyoloji, paragraf ve anlam bilgisi, TYT denemeleri, matematik denemeleri, Türkçe tamamı çözümü soru bankası ve matematik tamamı çözümü soru bankası kitapları da varmış. Sonraki gelen kitaplara geçelim. Bunlar da Limit yayınlarının kitabı. 3 kitap var. Bir tanesi TYT Fizik ve video çizimini. Video çizimini almasına bayılıyorum. Bu arada fizikte ben bildiğiniz üzere sınavdan gidiyordum. Sınav yayınlarında. Ama sınav yayınlarının tamamı video çözümü değildi. O yüzden sınav yayınlarını bir kenara atıp buradan da gidebilirim diye düşünüyorum. Şu an hiçbir fikrim yok. Bakacağım. Zorlandığım yerlerde sınav yayınlarında bu kitaba geçmeyi düşünüyorum. İç sayfalarını göstereyim. Ben mesela böyle YouTube'da ders videoları falan izlerken hani kitapların içlerini gösterilmesi çok hoşuma gidiyor. Çünkü hani içini de görüyorum kitabın. Kitabın içini görmek de bence gayet iyi bir şey. Sert kapak. Sert kapak kitapları bayılıyorum. Keşke bütün kitaplar sert kapak olsa. Sonra TYT, AYT, Biyoloji Soru Bankası. Bu arada dikkatimi çekti. Çoğunlukla TYT, AYT, Biyoloji oluyor. Ayrı ayrı kitap çok az yayıncılıkta var. Bunu da yine kare kodu okutuyorsun. Testlerin cevaplarında yardımcı oluyor. Bunu da yine iç bu şekilde. Sonra bir de TYT, AYT Geometri Soru Bankası var. Geometri sıfırdan geometriyi çözdükten sonra bundan geometri ilerletmeyi düşünüyorum. Ama bir tane daha geometri kitabı var. Onu da göstereceğim size. Hepsi bunların video çözümlü. Sonra Hız ve Renk yayınlarının TYT, AYT Biyoloji Soru Bankası var. Bu da yine video çözümlü. Bunun için diyene göre daha bir renkli, rengarenk, daha bir hoş. Yani içi çok hoşuma gitti. Bunun dışı şey sadece. Sonra bunu bilmeyiz bence yoktu. Paragrafın ritmi, paragrafı sevdiren hocadan. Bu yeni kitaba. Bir tane kitabı vardı. Onda yazılı çözümleri vardı. Bunda ise video çözümlüymüş. İç sayfalarını şöyle göstereyim. Taktikler falan da var. Yani böyle mesela teste başlamadan önce böyle kısa bir konuşmalar falan var. Sonra ENS yayınlarının TYT, AYT geometrisi var. Burada aynı zamanda video konu anlatımı ve video çözümle. Bunda içi böyle. Ve sonra hiper zeka. Ben hiper zekalı soru bankalarını çok merak ediyordum ama hiç olmadı. Bu beni üzüyor. Bana şöyle kitaplar göndermişler. Biyoloji defteri, TYT, AYT. Bende Murat Yeni'nin defteri vardı biliyorsunuz. Onu geçen yıl almıştım.
Bununla gelmesi çok güzel oldu. YouTube'da da bu arada videoları varmış. İçine bunun da... Saçımı yoldum. Bunun da içine Murat Yayınlar'ınki gibi. Bu daha minik aslında. Bu tam şeylik. Arkadaşlarınız diyor ki işte hadi kanka Starbucks'a gidelim, hadi şuraya gidelim, ders çalışalım. Hemen böyle yanınıza alıp çıkmalı. Çünkü diğerine göre aynen daha küçük. Bu arada gazetelerini de çok merak ediyorum. Bir ara alacağım. TÜYAP'ta açılırsa alacağım. Sonra TYT matematiği var. Matematik daha kalın. Şöyle düzgün gösteremiyorum sayfalar ama şey yapacağım ben. Instagram'da zaten sürekli ders paylaşımları yapıyorum ve şöyle yapıyorum. Kaydırmalı yapıyorum. Yani sayfaların içlerini gösteriyorum. Ve AYT edebiyat var. Bildiğiniz üzere ben sayısal bir şey var. Bu AYT edebiyat ne yapacaksın diyorsunuzdur. Şöyle ben eşit ağırlıklı ana sınava girmeyi düşünüyorum. Yani AYT defterinde hani durması iyi oldu. İçi falan çok güzel. Hani siz de eşit ağırlıksanız şu iç ne ya? Çok güzel. Mesela sadece yazıya değil hani böyle resimler falan da var ya. Murat Yener'in de öyle. Ama bunun hani mesela edebiyat falan ne yok ya Murat Yener'in. Böyle çok güzel yine hani yedi meşaleciler falan. Çok güzel yapılmış işleri gerçekten. Sonra Biyanik Hoca'dan. Bunu Instagram'da bileniniz vardır diye düşünüyorum. Kendisi böyle yayıncılık değil aslında. Bir hoca. Kendisi böyle fasiküller çıkarıyor. Konu ve soru fasikülleri. Bunlar iç sayfaları böyle. Soruların çözmeye başladığı tek şey kötü yanı açıkçası. Yani pek de kötü denir mi bilmiyorum. Siyah beyaz. Böyle... renkleri falan yok hani siyah beyaz yapılmış ama öyle de mesela size hani çok siyah beyaz geliyorsa mesela sevmiyorsanız ben şu şekilde yapıyorum. Böyle altlarını çiziyorum renkli kalemlerle. Öyle de gayet hoş oluyor. İçinden ayıraçları da çıktı. Bu Biyonik Hoca biyolojinin ezber dersi olmadığını tamamen mantık dersi olduğunu sanıyor ki bence de öyle. Yani biyoloji ezberlenmemeli, bilinmeli bence de. Latek hücreli senin kapasiten bunlara yetmez işine bak. Böyle çok komik ve çok güzel. Ve 20 tane TYT biyoloji denemesi var. Bunları da bir önce çözmek istiyorum. En arka sayfasında da var. Bu böyle bildiğiniz A4 kağıtlarından hoca kendisi yapmış. O yüzden böyle çok tatlı, çok güzel duruyorlar. Bana gelen, firmalardan gelen, yayıncılıklardan gelen kitaplar bu kadardı. Bu arada size bir duyuru yapacağım. Bildiğiniz üzere bu videoyu büyük bir tane cumartesi ya da pazar atarım. YouTube diyordum. Instagram sayfamda bir tane çekiliş var. Hepinizin şu bildiği meşhur 3-4-5 yayınlarının çekilişini yapıyorum. Bir arkadaşımla ortak yapıyorum. Toplamda 6 tane kitap hediye edeceğiz istediğiniz kitaptan. Ve 3 tanesini ben göndereceğim, 3 tanesini o gönderecek. Instagram sayfamda YouTube adımla aynı The Vault of Seva diye. Instagram sayfama gidip çekilişe katılabilirsiniz ve 4000 aboneye özel bir çekiliş gelecek. 4000 aboneye özel çekilişimiz hem Instagram üzerinden olacak hem YouTube üzerinden. Çünkü bana çok geliyordu. Şey var yani Instagram'dan değil de YouTube üzerinden de çekiliş yapsan. 4000 abone olunca hem YouTube çekilişimiz olacak hem de Instagram çekilişimiz olacak. İsteyen istediği yerden katılabilir, isterseniz ikisinden de katılabilirsiniz. Çünkü ikisi de farklı kitaplar olacak. Şimdi ben bunları bir şekilde kenara koyayım, düzelteyim. Ondan sonra da ders çalışmaya beraber başlayalım kaldığımız yerden. Bu arada bu çok güzel değil mi ya? Buna düşüyorum durmadan. Şimdi size ne çalışacağımı söyleyeyim. Bu Biyonik Hoca'nın fasikülleri gel demiştim. Ondan konuları tekrar edeceğim. Testler var. Birkaç tane test koymuş. O testleri çözeceğim. Böyle fasikül gibi olduğu için yani. Akıllı defter tarzında değil aslında yani. Evyası değil. Onları falan okuyacağım. Altını çizeceğim falan. Nereye kadar ilerlerim bilmiyorum. Hani işte şey var şuraya kadar ilerle ya da buraya kadar ilerle demiyorum. Hani yapabildiğim kadar yapacağım. Ondan sonra da paragrafı sevdiren hocanın paragrafın ritmi kitabından birkaç ses çözmek istiyorum. Işık çok kötü vuruyor. Neden bilmiyorum. Bundan test çözdükten sonra 9. sınıf kitapları çözüyordum bildiğiniz üzere 9. sınıf biyoloji kitaplarını. Ama TYT biyoloji kitapları odaklı gitsem sanki daha iyi olacak gibi hissediyorum. Hazırda gelmişken TYT biyoloji kitabından çözmek istiyorum. Ya limitten çözerim ya da hız ve renkten çözerim. Şu an için hangisinden çözsem hiç fikrim yok. Ama dediğim gibi şimdilik bu konuları bitirmek istiyorum. Öyle. Thank you.
Odamda temizlik olduğu için kavuldum. Ben de gördüğünüz üzere. Mutfaktayım. Mutfakta dersime çalışacağım. Kaldığım yerden devam edeceğim. O zaman sizinle beraber mutfakta çalışmaya devam ediyoruz. Sıcaktan artık bunalınca saçımı toplamaya, topuz yapmaya karar verdim. Klasik ev topuzu. Biyolojiyi bitirdim. Ya aslında bitmedi. Bir sayfam kaldı. Onda da 12 tane soru var. 15 soru. Bir de bir sayfa konu kaldı. Yani şu sayfa kaldı. Bu sayfayı da şimdi yapayım, bitireyim. Sonra da paragrafın ritmine geçeceğim. Biraz paragraf servisi çözmek istiyorum. Ondan sonra da ne yaparım hiç bilmiyorum. Zaten mesela biyolojiden soru çözecektim. Şu an soru çözmeyeceğim. Çünkü üniteyi bitirdikten sonra soru çözmeye karar verdim. Çünkü her konu sonrasında zaten burada soruları var. En iyisi dedim üniteyi bitirdikten sonra toplu olarak soru çözmek. Çünkü en son böyle neyi hatırlamıyorum, neyi hatırlıyorum falan yanlışlarım öyle tekrardan eksik olduğum konulara çalışırım diye düşünüyorum. Bunun en iyi yanı bu bence, aralarda sorular olması. Hani konuyu anlayıp anlamadığını söylüyor. Ünite değil de konu odaklı gidiyor. Şimdi ben konuyu, yani şu bir sayfayı çalışayım. Ondan sonra testleri çözeyim. Sonra bir 15 dakikalık bir ara vereyim. Sonra paragraf çözeyim. Zaten babam gelecek, yemek falan yeriz diye düşünüyorum. Yemek yedikten sonra da hangi derse başlarım hiçbir fikrim yok. Paragraftan bugün bayağı çözmek istiyorum. Çünkü kitap o kadar güzel ki, yani kitabın hissiyatı falan, hani beni çözse var, niye bunca zamanda çözmedin der gibi. Böyle şey tarzı tam. Böyle bitirmişim hepsini. Böyle sayfaları çeviriyorum. Hepsi tik tik tik. Umarım o günler de gelecek. O zaman ben şimdi bu konuyu çalışayım. Kalan soruları çözeyim. 15 dakika bir ara vereyim. Siz de benimle beraber çözün. Bu arada klasik lafımı her zaman gibi söyleyeceğim. Umarım siz de ders çalışıyorsunuzdur. Yani siz de benim gibi 12. sınıfsınız veya 11. sınıfsınız veya mezuna kalmışsanız, ben çalışmaya artık başlamanın vakti geldi. Ve 8. sınıfa geçtiyseniz siz de çalışmayı unutmayın. Çünkü sizin de lise sınavınız var. Yani umarım istediğiniz lise olur. Umarım bizlerin de istediği üniversite olur. Her şeyin hayırlısı olsun. O zaman uzatmadan başlayalım. Günlerden 2 Ağustos, vlog birleştirdim. 2 günü birlikte yaptım. Dün bildiğiniz üzere paragraf çalışacağım dedim ve dünün kapanışını hiçbir şekilde yapamadım. Dün çünkü bayağı fenalaştım. Mide rahatsızlığı geçirdim. Şimdi de çok kötü, midem ağrıyor. Hala var. Geçmişte sabah ders çalışacaktım falan. Hani kahvaltı yaptık, sonra tekrardan ağrımaya devam etti. Ben de işte şimdi paragraf çözeceğim. Sizinle birlikte paragraf çözelim diyorum. Bunlar cumartesi günü atarım. Bugün günlerden cuma günü. 2 Ağustos. Neden bilmiyorum. Çok kötü midem bulanıyor. Hani neler olduğunu da anlamadım açıkçası. Dediğim de bir teşhis koyamadık annemle. Zehirlenme değil yani. Ama neden böyle bilmiyorum. Şimdi biraz paragraf çözmek istiyorum. Çünkü çok kafama veremiyorum ders. Adapte olamıyorum. Yani paragraf çözdükten sonra belki adapte olabilirim diye düşünüyorum. Pek bir fikrim yok bu konu hakkında. O yüzden dolayı şimdi paragraf çözeyim. Ondan sonrasında ise kimya mı çözerim, matematik mi çözerim, ne çözerim bilmiyorum. Ona göre karar veririz. Şu an ama paragraf çözeceğimi biliyorum. Evet,
Evet, bu sefer aynanın arkasına yani tam böyle beni görmeyeceğiniz, aynı dayansmanı görmeyeceğiniz şekilde geçtim. Yani umarım gözükmüyordur. 3-4 test falan yaklaşık çözdüm paragrafın ritminden bıraktım. Bugünlük paragraf çözme şeyimi tamamlamış bulunmaktayım. Şimdi hangi ders çalışsam hiç fikrim yok ama öncesinde biraz konuşalım. Sandalyeyi yeni değiştirdim, böyle daha iyi oldu. Öncesinde biraz konuşalım istiyorum. Genel olarak hedefleriniz falan biraz sohbet edelim istiyorum. Çünkü ben mesela vloglarda sırf ders beni böyle çok sıkıyor, çok bunaltıyor. Biraz da sohbet olsun, muhabbet olsun istiyorum. Umarım çalışmaya devam ediyorsunuz. Bu arada şey gibi gözüküyor sanırım. Hayır, 7-24 ders çalışmışım gibi duruyor. Ama öyle değil. Keşke öyle bir insan olabilsem. Yani 7-24 çalışmıyorum. Zaten size sürekli söylüyorum bunu. 3 gündür çalışamıyordum. 3 gündür yine bir şeye, çöküşe girdim. Çünkü artık şey diye düşünüyorum. Hani o kadar çok insanın hedeflerine ulaşamadı ki. Ve çoğu kişi mezuna kaldı. Şimdi onlar da bir yerde bizim de rakibimiz. Hatta sen de hani siz de bu videoyu izliyorsunuz, rakibimizsiniz. Hani bana sıra gelmez kafasına girdim. Sonra düşündüm. Şey var, sen bunu düşünüyorsun. Diğer insanlar da böyle düşünenler illaki vardır. Ama onlar en azından kalkıp ders çalışıp bir şeyler yapmak için çabalıyor. Senin ne eksiğin var dedim. Ve ben de kalktım, masa başına geçtim. Dünden beri düzgünce dersini çalışıyorum. Dün biyoloji yönünden bayağı ilerledim. Bugün paragraf çözdüm. Birazdan da matematik değil de biraz daha biyoloji çözmek istiyorum aslında. Biyoloji biraz daha ilerletmek istiyorum. Biraz daha biyoloji çözebilirim bugün de. Bu ilk gün biyoloji Türkçe şeklinde, yani biyoloji paragraf şeklinde gittim. Belki akşam dil anlatımını çözebilirim, hiç fikrim yok ama bugün kesin biyolojide çözmeyi düşünüyorum. 4000 olmamıza çok az kaldı. Çekiliş gelecek zaten, bunun haberini verdim size. Sizin ders çalışmanız nasıl gidiyor? Aşağı yorum olarak yazın. Şey düşünüyorum. Şimdi şehir dışına kazanırsam YouTube İstanbul üzerinden ilerliyor. Eğer ben YouTube'da ilerlersem, ki en büyük isteklerimden biri bu. Yani en büyük isteğim değil. Tabii ki de daha da büyük isteklerim var. Yani mesela istediğim bölümü kazanıp istediğim yerde olmak, eğitim seviyesinde olmak. Hatta bir ara şey bile düşünmüştüm. Eczacılık okuyunca, hani eczane açtıktan sonra, hatta bir ara akademisyenlik okuyup ilerleyen yaşlarda da akademisyenlik mi yapsam üniversitelerde diye düşündüm. Düşünsenize, Ege Üniversitesi'nde akademisyenim. Hatta sonra rektör falan ben oluyorum. Çok güzel olmaz mıydı? Bir üniversitede rektör olmayı çok isterim yani. Bir üniversitede eğitim görevlisi olmayı çok isterim. Ama onlara daha vakit var. Şu an için benim en büyük odam sınava çalışmak olsun. Sınavda kendimi göstermek olsun. Yani şehir için acaba üniversite kazanırsam YouTube benim hayatımı nasıl etkiler diye düşünüyorum. Bir düşünmüyorum değil. Ama Ege Üniversitesi'nde kazanmayı çok istiyorum. Umarım hayırlısı olur yani. Umarım. Benim için hayırlısı neyse o üniversiteye yerleştiririm. Benim aklımda dediğim gibi İstanbul Üniversitesi ile Ege Üniversitesi var. Ama şu sıra Ege Üniversitesi şehir dışında okumak bana çok güzel geliyor. Bir taraftan İstanbul'dan ayrılmak istemiyorum. Ama bir taraftan da İstanbul'dan ayrılmak istiyorum. O çok sıkıntılı bir durum. Düşünsenize, siz mesela kalmak istiyorsunuz bulunduğunuz yerde ama başka bir yerlere de gitmek istiyorsunuz. İşte hiç ne yapacağım bilmiyorum. Eczacılık 5 sene hazırlık okurum diye düşünüyorum büyük bir ihtimalle. Neyse, kısa bir sohbet yalnız. Kısa bir sohbet yaptık. Ben de biraz ara vereceğim, biraz dinleneceğim, tabletle oyalanacağım falan filan. Çünkü paragraf çözmek de isteyeyim. Paragrafımı çözdüm. Sonra tekrardan biyolojiye geçeyim. Hatta biyolojiden soru da çözebilirim inşallah. Düşünüyorum, işaretledim bu arada. Mesela şöyle göstereyim. Biyolojide şuralardayım. Şöyle göstereceğim. Tamam. Şu kalemini gösterdiğim yer benim olduğum yer. Gelmek istediğim yer şu ayracın olduğu yer. Tamam, anladım. Aralarında 25. Aralarında bayağı 50 sayfa var. Ama testlerle falan çevrili olduğunu düşünürsekten bugün bayağı biyolojiyi ilerletmek istiyorum. Biyolojide ilerlemek istiyorum ki yarın günlerden de cumartesi. Yarın ders çalışamayacağım. Çünkü şöyle bir durum var, dişçiye gideceğim. 2'de dişçi randevum var. Belki 2'den önce kalkarsam biraz biyolojiye bakabilirim. Aslında yarın matematik çözeceğim. Evet, bugün matematik çözemeyeceğim. Biyoloji çözeceğim için yarın sabah kalkınca matematik çözerim. 2'de dişçim, 2:20 geçe dişçim var. Ondan sonra pazara uğrayacağız annemle. Değiştirmemiz gereken ürünler var. Pazardan birkaç parça bir şey almayı düşünüyorum. Bu arada şunu söyleyeceğim.
Netflix'e sansür gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz Rütük? Mesela sigara içince çiçek koyacaklarmış. Şarap yerine de fermente edilmiş üzüm suyu diyeceklermiş. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bana bayağı bir cringe geldi. Yani şey demişler işte, 18 yaşında küçükler izlediği için zaten sen bilinçli bir anne babaysan kızına onun bir çocuk özelliği de var. Çocuk özelliğinden film izletirsin yani. Bence çok saçma. Ailelerde çocuklarına hani sahip çıkmalı bence yani. Bu tamamen paramızla rezil olmak yani. Biz sansürlü izlemek için para vermez. Zaten televizyonun çoğu en ufak küfür bile sansürlü yapıldığı için çoğu insan Netflix veya Blue TV alıyor. Yani bence bu çok saçma oldu. Bunu söylemesem içim rahat etmezdi. O zaman şimdi konuyu kapatıyorum. Gidiyorum biraz tabletten bir şeyler bakayım artık. Oyun falan oynarım, video falan izlerim artık. Duruma göre bakacağız. Siz de ders çalışın, beni eleyin yani. Eski bir kız çantayla bu karanlıkta ne yapıyor? Annemlerle kafeye gidiyoruz. Bizim bu evin orada bir kafe var. Orada ders çalışmak istiyorum. Biyoloji dersine çalışayım istiyorum. Hem açık hava, farklı bir ortam olur ama çalışabilecek miyim bilmiyorum. Ben çalışırım. Bir yandan da yola bakıyorum çünkü takılıp dönüşmek istemiyorum. O zaman kafede görüşürüz. Saat 11.30, 12.00 bir saat. Çalışmamı bitirdim. Çalıştım. Açık havada çalışmak gerçekten bayağı bir şeymiş. Hani sizin de mesela yakında böyle güvendiğiniz yerler varsa, site olsun, açık hava, herhangi bir yer varsa, bence siz de dilimiz, dudağımın sonunu fark ettiniz mi? Açık hava varsa açık havada ders çalışsın. Gerçekten açık havada ders çalışmak gibisi yok. Ben kapanışını bu tipimle ve şu salıncakla yapıyorum. Sürekli gezerken bu salıncağın boş olmasını bekledim ve sonunda boş. Bu arada umarım ders videoları hoşunuza gidiyordur. Eğer hoşunuza gidiyorsa beğenip yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.